Selamlar, saygılar, kıymetli dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifleriniz yerindedir. Birçok vurdalı kırdalı savaş oyunundan sonra tıpkı ilk Trine oyununda olduğu gibi yine bir mola veriyor ve Trine 2 ile devam edeceğiz dostlar. Türkçe haliyle oynayacağız. İlk oyundan çok keyif almıştım. Bu tarz platform oyunlarını sevmekteyim ve oyunun da çok kendine has, hoş grafikleri ve bir o kadar da belki daha bile çok sevdiğim şahane müzikleri vardı. Dilerseniz başlayalım. Orta iyidir. Bulmaca ipucu gecikmesi. Karakterler zor bulmacalarına söylenen ipuçlar sunar. Arada ver onun. Hardcore istemem. Haydi bakalım. Trine denen büyülü bir nesne tarafından seçilmiş 3 daşşaklı kahraman vardı. Belki de tanışmalarının ve krallığın savunucuları haline gelmelerinin öyküsünü duymuşsunuzdur. İlk oyunun hikayesini anlatmıştım oynarken. Ormanda gizemli ve büyülü bir şeyler oluyordu. Üç kahramanın ilki Amadeus adında bir büyücüydü. En yürekli ya da en güçlüleri değildi belki. Ama akıllı ve mantıklıydı. Bir de Şövalye Pontius vardı. Diyarın korkusuz koruyucusu, iyi yemeği, içkiyi ve savaşı seven Pontius. Hırsız Zoya'yı da unutmamak gerek. Gizemliydi ve bulutlu bir gecede yalnızca gölgesini görürdünüz. She was mysterious and only seen as a passing shadow on a cloudy night. Haydi bakalım, karakterleri tanıyoruz zaten. İlk oyunu oynamamdan mütevellit. Bu abimiz büyücü. Kulübesinde uyuyordu. Burası karısının hor gören gözlerinden uzakta ateş topu büyüsünde çalışabildiği bir yerdi. Şey yapsak hastiktir. Atlamış bulunduk. Konuşmaları biraz kısabilirim sanki. Bayağı yüksekmiş. Şu ayarda olsun. Evet. Özledik bunu işte. Lan ne güzel mekanlar ya. Daha şimdiden mest oldum. Bunda da çeşitli itemler toplayarak karakterimizi geliştirebiliyoruz. Aha. Pardon. Kaydık gittik valla. Anana. İleride yol tıkalıydı ama bu yüce büyücü Amadeus'u durdurmazdı. Büyüsünü kullanarak nesneleri kaldırabilirdi o. Kendimizi ezdirmeyelim de. Ezilmiyoruz neyse ki. Şunu da oynatabiliriz. Düş ulan aşağı. Heh. Oo. Amadeus ayrıca yoktan kutular da var edebiliyordu. Bu nesneleri olabildiğince toplamaya çalışacağım. Benim de oynayış stilim bu dostlar. Yapacak bir şey yok. Aha. Hiçbir oyunda paldır küldür gidemiyorum maalesef. Eh. Çok güzel oyun yapmış namussuzlar. Tamam, civarda başka da bir şey yok. Işık ormanda ilerledi ve Amadeus'u daha ilerilere götürdü. Korku ve merak arasında gidip gelen Amadeus ışığı takip etti. Korkmadan önceki oyundan alışıksın. O kadar da değil. Peki. Trine. Yine mi? Bana bir ömür yetecek kadar ölümle yüzleştim zaten.
Pontius da geldi. Yapma şimdi Pontius. Çocuklarım var benim. Evde beklerler beni. Kalkıp gidemem. Ama büyülerin lazım şimdi. Krallık tehlikede. Bitmeyecek koçum. Amadeus kahramanlara bir kez daha gerek duyulduğunun farkındaydı. Sen nasıl geldin buraya? Anlatayım koçum. O gece Pontius bir sorun olduğunu duyduğu çiftliklere doğru yola çıkmıştı. Tarlaları sürünen asmalar bürümüştü. Yine bir tık arttırılabilir. İyice yani hiç duymayacak gibi de olmasın. Aga'nın masalsı sesi de güzel. Bu kimin işi ise bulacağım ve ona kılıcımla bir ders vereceğim. İlk oyunda kötü olan durum şuydu. Sadece iskelet agalar öldürüyorduk. Yani şu an şunlara vurmak bile en azından bir şeyler değişmiş. Yani düşman çeşitliliğini arttırdılarsa ne hala. Bal kabakları. Şansın varsa bu gece kabak tatlısı yiyeceğiz. Kısmet. Bu tarz şeyler yoktu ya. Çok daha canlanmış ilk oyuna göre. Çiftlikte kimseyi görememiş. Hınzırlar beni görünce kaçıştılar herhalde. Olabilir. Kuzular niye hiç hareket etmiyorlar? Çiğniyor bir şeyler. Anam. İnşallah kaçırmamışızdır. Silah değiştir. Oh. Kalkan. Ne oluyor la? Kahrolsoplar, sizi gününüzü göstereceğim. Bana daşşaklı Pontius derler. Çayır çimende savaşırken ölecek değilim. Haklı. Pontius Trine'ın tam olarak ne yaptığını hiç anlamadı. Ama Nessa'nın yardım etmek için orada olduğunu fark etmişti. Pontius buna sevindi. Krallığı kurtarmaktan daha güzel bir görev düşünemiyordu. O gece Zoya ayın ışıltısından gizlenip gölgelere gömülmüştü. En güzel bunu kullanmak, daha böyle bir estetik hareketleri falan. Uzak yerlere ulaşmakta. Abi arka planın güzelliğine bakar mısınız ya? Bu nasıl bir şey lan? Aşağı salamıyor muyuz kendimizi? Salamadık. Ok ile vur. Oh. En sevdiğim hareket buydu zaten. Zoya şehri bir fısıltı kadar sessizce geçti. Aman. Bir bakalım bir şey var mı? Yok. Çık lan. Hiçbir şeyler yok. Biz kestikçe onlar büyüyor. Çiçeğin biri baltamı yuttu. Çalışmalarımız gösteriyor ki bu bitkiler kesinlikle el sunulanmış. Yapmamız gereken tek şey büyüyü kaldırmak. Kahraman bulmalıyız. Bu işlerde iyi olduklarını duymuştu. Zoya birden eski kilisenin tepesinde parıldayan bir ışık gördü. Hmm.
Şuralara dönüyorum da yani bir şey gözden kaçırmadım mı diye bakıyorum. Yok. Ulan ne güzel ya şu mekanlar. Ne dedi? Yüksek zıplamak için duvarın üstüne zıplama tuşuna basılı tut. Nasıl yani? Ha tamam ya. Tamam tamam. Abla pek memnun değil. Hırsızlık numaralarına geri mi döndün yoksa? İnan bana bunun çok güzel bir açıklaması var. Tell me, where are we going? We don't really know yet. Something strange is going on. A new venture. Shall we go then? So the train had come for the heroes and the böylece topladı train kahramanlarımızı. Artık serüvene atılmaya hazırdılar. Amadeus ailesi için endişeleniyor, Pontius ise hevesle görevlerini bekliyordu. Elbette Zoya'nın aklında bulabilecekleri muhteşem hazineler vardı. Hepsi aynı kafada gidiyorlar ilk oyundaki gibi. Kafa yapıları hiç değişmemiş. Issız yabanlık. Haydi bakalım. Selamun aleyküm. Belki dedim yeni bir karakter koyarlar ama yapmamışlar. Neredeyiz? Train bizi nereye getirir? Öğrenelim bakalım dedi. Yaratılan eşyayı yok etmek için hedef al ve tıkla. Bir şey yarayabilir. Çoklu bir şeyler yaptığımızda. Allah'ım ne güzel şarkılar. Hop. Bir bakalım üstünde bir şeyler var mı? Yok. Biraz yine de bir alışma döneminden geçeceğiz dostlar. Oynayalı epey oldu. İlk oyunu. Az çok hatırlıyorum ama neyin neler yaptığını, neye yaradığını. Buralarım her yerde şey var, toplanacak şeyler var. Ben bu oyunu bitiremem böyle yaparlarsa. Bende toplama bağımlılığı var dostlar. Şurası sağlığımızı yenilediğimiz checkpoint yeri muhtemelen. Üç karakter de ölürse orada başlıyoruz. Bu ne lan? Ne yaptık lan? Neydi bunun anlamı? Neyse. Benim buraya erişmem lazım abi. Bulmaca var bir şey koydular bile. Aha. Suyu akıttık lan. Su gerçekten çok güçlü. Acaba patateslerde de işe yarıyor mu? Aç köpek. Aç Pontius. O zaman bir dakika şimdi. Bunlar suyun ulaşması gereken diğer bitkiler ise şöyle bir şey yapalım. Aha. Aha. Bak abi olaya bak. Hadi. Hadi azıcık daha.
Ay kakayım onun ağzına. Ah o da oldu lan. Ya. Kaçırmayayım oğlum ben bunları. Seviye atlama. Yetenek menüsünü açayım. Puanlarını kullan. İşte en sevdiğim şey. Bir yetenek puanımız var dostlar. Canavar kaldırma neymiş lan? Artık cansız nesnelerden fazlasını bile kaldırabiliyor. Sadece yoksa sadece goblinler odun kafalı diye mi? Büyücü yaratıkları yakalayıp kaldırabilir. Siktir et. İki eşya yaratma. İşte bunu alacağım. Bu neymiş? Yıllarca yaratma. Neyse. Alacağımız zaman bakarız. Büyücü fazladan bir nesne daha yaratabilmek için konsantrasyonunu geliştirir. Büyücünün aynı anda iki adet nesne yaratabilmesini sağlar. Şimdilik güzel bir başlangıç. Yüksek yerlere çıkmakta vesaire. Böyle güzel ödüller verirsen ben bunların hepsini toplamaya çalışırım reis. Lan niye kıramadık? Ağzına sıçtı. Eh be ablam bir çıkamadın ya. Burada bir şeyler yok. Devam. Yavaş. Yıktınız ortalığı. Oh maşallah koçuma. Ne güzel yerlerdeyiz ya. Ben burada yaşarım aga. Davetsiz misafirler. Onlara savaşsak mı? Şiş koyup pişirip yeriz. Zopanı. Zopanı al. Şiş koyup pişirip yeriz demiş. Goblin reis. Kolay mı lan insan yemek? Aman akıllı öküzleri. Hayvan ol hayvanlar. Bak ne güzel goblinleri koymuşlar bu sefer. İskelet öldürmekten gına gelmişti. Bu yüzden mi buradayız? Goblin öldürmek için mi? Basit bir görev. Hoşuma gitti. Büyücü her zamanki gibi düşmanlardan tırsıyor. Ablamız her zamanki gibi cool hal ve hareketlerde. İşte bunun faydasını burada göreceğiz. Hah bir dakika şimdi. Bunu buraya yapıştırsak. Ah çıkamayız ki oraya. Ha bir dakika bir kutu daha var lan. Oğlum adamlar her şeyi düşünmüş. Oh yarasın. Onluk mu sayılıyor acaba o büyükler? Sağlığımız var. Evet. Kalkanla önle. Önledim koçum. Şunlar ne ya? Allah. Yukarıda bir sandık var. Sanki nesneler falan açıyorduk. Dur bakayım neyin nesiydi o. Toplanabilir tablo bulun ya. Sokayım tablosuna. Neyse. Şimdi sanki burada bir şeyler... Allah! Ulan düşmeyeydin iyiydi. Bu ne oğlum ya? Kalkan açınca kayboluyor. Oynayan arkadaşlar varsa bu şeyin neye yaradığını söylerse sevinirim. Var mı burada yapılacak bir şey lan? Allah! Ağzına sıçayım senin. Puh. Bir bakacağım oraya son kez ya.
Yarışır mıyız oraya? Yarışırız herhalde. Eşek değil ya. Tamam, orada bir şey yok. Aç mı? Evet, devam ediyoruz dostlar. Biraz oyalandık ama ne yapalım? Anam. Ah. Sen nereden çıktın lan köpek? Aha. Aşağı attı beni valla. Dur şuna bir ok atalım ya. Aha salak. Şeyle öldü. Lan niye çıkamıyorum? Ha şükür be. İlk oyunda bu kadar çok toplanacak şey yoktu lan. Gene vardı da bunun... Şimdi her yerde var baya baya. Aşağıda bir şey yok. Tamam. Önceliğim bunlar, siz değilsiniz bile oğlum. Tamam, düşmanların bittiğini müziğin değişmesinden anlıyormuşuz. Bu da kulağımıza küpe olsun. Şu sağlığı da alalım, eğer tüm karakterlerinkini arttıracaksa hoş olur. Evet, bütün karakterlerin sağlığını arttırabiliyor. Devam ediyoruz. Şuna ok atsak kırılır mı? Nanay. Peki şunu şöyle bir vursak. Ağzına bile sıçtık hem de. Engelleyebiliyor muyuz? Pek değil. Vurabiliyor muyuz? Hayır. Alıp kaçtı. Eh be, şöyle sert bir şekilde vuramıyoruz lan. Heh. O da oldu. Ay maşallah, ikinci seviyeye geçtik bile. Dondurucu kalkan, çekiç fırlatma. Buz oku olsun şimdilik. Hırsız kafası dondurucu cephaneler gibi farklı kurnazlıklarla dolu yetenekli bir okçudur. Yaydaki gergin okları geliştirip dondurur ve bu oklar düşmanları yavaşlatır. Güçsüz düşmanlar iki atışta donup kalır. Tamamen çekilmemiş yay daha az hasar verir ve dondurmaz. Güzel. Muhtemelen bazı bulmaca tarzı şeylerde de kullanmamız gerekecek o oku. O yüzden şimdiden yatırmamızı yapalım. Yolumuz buradan sanırım. Burada da yol var. Baya baya. Dur bakalım. Lan. Neyse olsun o kadar. Lan ben onsuz da çıkardım oraya. Neyse. Siktir. Allah ölüyoruz. Lan kır şunu. Heh. Hepsinin sıkımlık canı kaldı vallahi.
Neyse ki oradan tekrar geçtik. Tekrar canımızı topladık. Eyvah. Şerefsize bak ha. Ulan bir yakalı sen misin? Bunlardan da bazen şey düşüyor. Topladığım küreler düşüyor. O yüzden düşman gördü mü öttüreceğiz. Oy maşallah. Sen bunu kaldırıyorsan her şeyi kaldırırsın bana. Allah. Buna şimdi balyozla girişeceğim en sonunda. Ha, Allah kahretme. Onların içinde birer tane şey oluyormuş. Anladığım kadarıyla öyle ekstra bir olay yok. Bilmiyorum. Var mı burada bir şeyler? Var. Şu duvara bir tane vurabiliyor muyuz ya? Oo, şuraya bak. Balon ne kadar çıkacak acaba? Balon patlıyor be, çok. Çok yükseğe çıkmıyor. İkisini de aldım. Artık sikalım. Tövbe yarabbim, alamamışız lan. Tamamdır. Artık gidebilirim. Şiir bulduk la. Okuyalım. Kız kardeşim çok güzel, letafetli Derya Deniz. Onu çok seviyorum. 8 yaşındayız biz. 10 numaraymış. Hocam. Mükemmel. O nasıl kaya lan öyle? Hayda, bu kocaman bir salyangoz. Hakikaten salyangoz. Hem de banyo yapıyor. Yeter, biraz da biz banyo yapak. Aha, aha. Hadi yürü git yoluna. Nasıl da iştahla yiyor ama. Hadi afiyet olsun koçum. Ananı avradını. Koca bir yılan. Her neydiyse iyi ki bu tarafa gelmedi. Valla şey, grafiksel anlamda çok değişmiş oyun ya. Yani olumlu anlamda. Zaten iyiydi. Bayağı iyice rütbe atlatmışlar oyuna ya. Buraya nasıl çıkacağım? Büyük tem var orada. Peki niye hep sadece buz oku atıyorum? Yeni diğer oka geçiş. Henüz anlayamadım. Nasıl çıksak oraya ya? Benim aklım orada kaldı. Bu kadar yükseğe fırlatabilecek bir düzenek de yok oyunun yukarıda. Şunu bir çekelim bakalım, belki bir keramet olur. Faydasız bir şey oldu.
Ah. Onu sanıyorum ki tam bu anda tutacaktık onu. Dur bakayım bir deneyeceğim. Ah amına koyayım. Bir dahaki inşallah. Bunu bir yuvarlayalım da anlayacağız şimdi. Oğlum niye o kadar gittin ya? Geri dön. Hah, tıkadı tamam. Tabii benim aklım halen şeyde. Şurada kaldı. Ulan nasıl alacağız seni ya? Allah kahretsin. Aha bir dakika. Şu işlem kurtarmadı. Ya. Aa. Yapamadık be. Sağlık olsun. Şunları toplayalım bari. Bu oyunlarda tam bir şey ölücü gibi oynuyorum vallahi. Her bir şeyi toplamak, etmek. Hastalık gibi. Şu yukarıda da varmış. Hop, onun üstünde de var. Gözden kaçırıyoruz bazılarını. Şimdiden başladık fire vermeye sanki. Sankisi yok o şeyde kocayı. Kocaman oğlunu kaçırdık. Hareketleri de bayağı yavaşlıyor buzu yiyince. İki tane atarsam mı tamamen donduruyordu bakayım. Evet. Güzel bunun ekmeğini yeriz. Bunları kırıp duruyorum ama kıramadık da bu sefer. Kırdım gene dayanamadım. Al lan bunu. Bayağı can götürüyor yalnız. Hop ulan gene seviye atladık. Hay maşallah. Hadi gidelim ufak ufak. Neyse. Büyücü götürür bunu. Evet. Canavar kaldırmayı siktir et. Gizli hareketten kasıt neymiş? Yıllarca gölgelerde dolaşma ve hiç ses çıkarmama alıştırmaları sonunda işe yarıyor. Hırsız düşmanlardan gizlenir, sabit duruyorken 10 saniye sürebilir. Hareket ediyorken süre yarı yarıya kısalır. Düşmanlara temas etmek veya saldırmak gizliyorsa arada kalır. Ya bunda gizliliklik bir oyun değil bu ya pek. Şövalyenin kalkanı o kadar havalı olur ki etrafı buz keser. Buz kalkanı şövalyeye yakından isabet eden düşmanları yavaşlatır ve dondurur. Şu neymiş? Şövalye artık şimşek çekici fırlatabilir. Bu çekiç taştan nesneleri bile kırabilir. İşte bunu bazı yerlere ulaşmada kullanabiliriz. Ama ben biraz daha bekleyeceğim. Bir 3 eşya mı yaratsak acaba? Ben büyücüye yoğunlaşayım ya. Onun yetenekleri daha işe yarıyor. Hatta buz okunu bile almakta acele ettim bence. Direkt büyücüye yoğunlaşmalıydım.
Oo, kalabalıklar. Arkadaşına attı mızrağı. Salak. Uf. Uf, iyi yedik ha. Kalmadı kimse. Lan bir dur. Yalnız ilk bölüme göre bulmaca ve zorluk fena değil yani. Bu oyunun ilk bölümü çok daha kolaydı sanki ilk oyunda. Karakterleri hızlıca bir tanıttı tekrardan. Sonra yapıştırdı yani. Lan bir dur. Rüzgar mı esiyor? Hayır, hava akıntısı şu borulardan geliyor. Yani sen de yani bir etrafına bak be. Aman yapıdım Pontius. Tövbe estağfurullah, pardon. Biraz salak bir arkadaş. Etrafına baksa görecek boruyu. Şu kutuyu kaldırsak mı oradan? Biz Zoya ile bir yaylanalım. O kutuya ihtiyacımız olacak da şu an değil. En azından şunu alsaydık ya. Al. Oho. Yukarısı çok bereketli. Ne kadar yükseliyor? Lan hiç yükselmiyor ki. Yalnız benim şunu almam bu sefer lazım. Bu sefer kaçıramam. Kaçmamalı. Adamsın be. Güzel bir mekana geldik. Aman ne güzel yer. Oha! Şu şeyin boyutuna bir baksanıza. Bununla mı kapışacağız lan? Yedik zehri. Eh be, çıkamıyoruz. Ulan siz ne arıyorsunuz? Ben bir tekrar bir sağlıklanayım da. Sanırım şu yukarı çıkmamız lazım. Bir şey yok ki. Ananı avradını yedi beni. Abo. Ne yapacağız buna ya? Ağzını açtığında falan mı vuracağız? Yok. La yürü. İt. Bayağı da fena saldırıyor ha. Nasıl açıyor ağzını push? Aha. Korkuyorum lan. Allah. Vallahi. Gel lan. Amına kodumun yılanı. Te öldürdü bizi. İnşallah karşımıza çıkmaz diyordu. Şak diye çıktı. Cunup musun be adam? Pontius. Buna nasıl bir şey yapacağız ya? Eyvah. Da yürü sen de.
Başka derdimiz yokmuş gibi. Fake mi atacağız bunu acaba? Peki fake de yemiyor yani. Al lan bunu kafana. Aha. Ah be. Meğer böyle geçilecekmiş. Devasa yılanlar ve kocaman sürüngenler. Sırada ne var kim bilir. Bu garip insanlar da kim? Gözüm üstlerinde tutsam iyi olacak. Gizemli bir kadın var. Çamurlu dere. Trine kahramanlarımızı goblinler ve devasa yaratıklarla karşılaştıkları garip mi garip bir ormana götürmüştü. Terk edilmiş çıkıntıların tehlikeleriyle yüzleştikten sonra buharı tüten muazzam bir bataklığa geldiler. Fakat birinin yolculuklarını büyük bir ilgiyle takip ettiğinden habersizdiler. Aynen. Evet, ilk oyunda ilk bölümde epey oyalandık. Yani burada bırakalım. Acaba goblinler ne yer? İnsan yiyorlar. Mesela seni. Evet dostlar. Trine 2'nin ilk bölümünü burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sevgiler, saygılar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın dostlar. Bir de kaydet diyelim lan. Haydi görüşürüz dostlar.